Üçüncü isim biraz zorladı. Ee, özellikle iki oyuncu arasında gittim ben biraz. Gezel ve Rozi e, arasına gittim ben de. Ee, Piyaniş de tabii ki var ama dediğiniz gibi burada hani en kaliteli isimleri değil. Hani sistem nasıl çalışır hale devam eder ki Piyaniş de aslında kafa karıştırıcı oyuncularından biri. Üçüncü evet. seçenek olarak. Ee, ama e, Rosie için kesinlikle haklısın. Alternatif olarak baktığında Rozi belki bir bile yazılır. Hani yakın bir yani sabek bile yok arkasında. Bir de oyun için de çok kritik. Ee, ama abi Gezal bende daha öne çıkıyor. Ya yani Gezal varken e, Sergen Yalçınlı Beşiktaş oyunu denince akla gelecek oyun oluyor yani. Ee, bazen takımlarda öyledir ya yıllar sonra e, mesela 100. yıl takımı çoktandır bahsetmedik 100. yıl Beşiktaş'ında. <laughs> 100. yıl Beşiktaş deyince benim aklıma Panku geliyor mesela. Daniel Gabriel Panku geliyor. Sergen Yalçın evet şeyi attı şampiyonluk oyunu ama Panko ve başından sonuna kadar var o e, sezon. Santofor geldi orta saha oldu. Nereye koysan oynadı Lucescu. Slavia Prag maçında 6 numara yoktu oraya koydu. Hani Tayfur'un yanındaki ya da Tayfur'un yerine oynadı. Baya ikili orta sahadan biri olarak oynayıp gol atarak filan maç aldı. Ee, burada da mesela Sergen Yalçın'la Beşiktaş, başarılı Beşiktaş denince aklıma figür Gezer geliyor yani. Ee, ki onun sahaya girmesiyle birlikte Beşiktaş geçen sezon başka takım olmaya başladı ve... bu sezonda onu devam ettiriyor bence. Ki çok değerli bir oyuncu. Bir kere... gerçekten sürekli en doğru kararı alıyor. O ayağından top almak çok zor. Ve... Beşiktaş'ı hatına yerleştiren oyuncu oluyor bu özelliğiyle. Yani Lari'nin de parlatan o. Aslında Rozier'i parlatan o birçok oyuncu parlatan Gezal'in varlığı oluyor ki o da olmadığı maçlarına kadar değerli bir olduğu, değerli bir oyuncu olduğu hissedilmişti. O yüzden benim adayım e, Gezal. Dedin ki Josep Batçayı Gezal dedin. Bir ben arkadaşımız de, benimle aynı fikirde. Joseph Ruzi'ye Gezal <laughs> dedim ben de. Yani e, ee, Batuşay aslında ben de yani benzer yollardan Bir selam göndermek mesela. istiyorum. Buyurun. Aynı fikirde <laughs> Buyurun. Ali Çağlar 44 hem de 44 Malatyalı galiba ben de Malatyalıyım. <laughs> Baya kankayız şu anda kendisiyle. <laughs> aynı fikirdeyim kendisiyle. Böyle uygulamasında. Ama Mustafa tabii yazanlar. ki tüm katılanlara çok teşekkürler görüşünüz için. Ali Çağlar 44 mü senin aynı fikirde? Evet. O da direkt Joseph Batuşay yazar demiş. Adam. 44 ya adam. <laughs> <laughs> Ali Çağlar Buyurun. 44. Bu, e, yani birçok yorum var. Tam seninle aynı fikirde olan bir kişi söylüyorsun şu anda tabi. Tabi tabi, herkese çok teşekkürler bu arada. Hı hı. E, şey Ve bu üçlü Başakşehir maçında dönüyor komple. Dönüyor. De Olmayanlar, yani sakatlı devam edenler Topal, Enkudu ve Kenan Karaman. Piyaniçi, Sporting ve Galatasaray maçlarına düşünerek... Çok mantıklı. E, Gezal varken etmiyor. bir şekilde çözersin. Bak işte hoca da bizle aynı seçim yapmış işte mesela. Ermuş'u mantıkla bakmış. <gülüyor> Ay, tabii, tabii. Piyanın siz devam burada götürürüz. Tabii <laughs> şey Joseph Batuşa Gezel varken hemen çözerim, demiş. çözerim demiş. Ve En Sakalı'yı da işte hem Umut hem Rıdvan var. Biraz sen bir bekle demiş. Tamam. Yani o teknik Zaten Rıdvan tamam. çok formda. Ee, nedense Milli arada dinlenmiş oldu, oynamadı. Yani. Evet, Ayrıca da kısa bir süre zaten. oynadı. Yani evet. garip bir şekilde normalde aslında iki maçı 90 dakika oynaması lazım ama ee, dinlenmiş bir şey. Yani en azından sahaya çok fazla süre almadı. Sadece şeyin, elet oyun maçının bir bölümünde oynadı. Ee, Rıdvan çok formda zaten. Ee, ve bu sistemin de bir parçası, Rıdvan da bir parçası aslında. Ee, şuradaki bek rolü ve hücuma katılımlarıyla vesaire ama Gezer gerçekten dönüşü önemli bu maç özelinde özellikle. Peki şimdi bir e, bu oyunculardan Beşiktaş'ın bu maçta e, eksikliğini hissedeceği birisi var mı? Yani bir yandan aslında Beşiktaş çok geniş bir kadroya da ulaştı yedekleriyle. Hı hı. Hatta yani hiç beklenmedik isimler bile rotasyona katılmış hale geldi. Yani Güven Yılçın, Yalçın evet. hiç oralarda alternatif olarak gösterilmezken bir anda şimdi e, takımın aslında bu yükselen yıldızlarından biri haline geldi. Ki geçen sene çok larini kesmeye çalıştım Güven Yalçın'la. <laughs> Evli vekim aylarında. Olmadı çok ama bu sene galiba olacak o iş. Hani larinde bir problemi de var. E, menajerle Beşiktaş yönetim arasında bir şeyler gerginlik var galiba. Devre arasında ilgili evet. e, bazı gelişmeler oldu olacak. Güven Yalçı'nın bu performansı Beşiktaş yönetim, Beşiktaş'ın daha doğrusu e, genel olarak hem Sergen Hoca'nın da elini de kuvvetlendirdi. Çünkü elinde Enkudu gibi patlayıcı bir Kenan forvet var. E, Sansif for özellikle forvet özellikle Kenan forvetlerin o konuda fark yaratıyordu. Şimdi Güven Yalçın o konuda ısınınca o rolde. E, ki bu da aslında Kenan Karaman'la ayarladı etti ama çok karşılığını alamadı. Ee, Güven Yalçın'ın bu geri dönüşü Beşiktaş'ın elini kuvvetlendirirlerin konusunda sözleşme konusunda özellikle. Yani şu anda olmazsa olmaz bir oyuncu olmaktan çıktı bence. Umarız Güven Yalçın bu formu devam ettirir. Onun dışında bu isimler tabii ki piyano için yokluğu hissedilecek bir oyuncu. Tabii. Ee, ama dinlendirmek gayet mantıklı. Gayet mantıklı. Ee, onun dışında Enkulu önemli bir eksik olarak sayabilirim. Çünkü Batu ile oyunda onun etkisi daha fazla görülmeye başladı. Ama Güven Yalçın'ın formuyla zaten onu kesmesi kolay değildi. Yani bu Sivas maçından sonra bence 11'de devam edecekti zaten. Enkodu da dönmüş olsa, ee, yani Beşiktaş'ın bu maçı kazanacak kadar e, eksikleri döndü diyelim. Yani kritik oyuncuların bir kısmı döndü. E, bence Başakşehir maçının avantajları geldi Beşiktaş. Geldi. Ee, bu videoyu izleyicilerimizden seçen var demiştiniz Toper. Onu neden seçmediğimiz konusunda da. Ne yani aslında sevgili necim izleyicimiz şöyle demişti: e, Gezal Joseph Vida hani her hattın liderini seçtim demişti. Ha mantıklı. Evet o da bir mantıklı. yandan mantıklı ama Montero'nun iyi performans gösteriyor olması yani biraz insanların içini rahatlattı bence taraftan için rahatlattı. Güzel hmm. bir yedek var orada. Necip girdiğinde layıkıyla yerine getiriyor i̇şte, görevini. Neden? Çünkü burada Joseph var. Ha güzel. Josef var. Josef işte stoper kazandıran altı numara derken bundan bahsediyor. Serdar tabi Serdar'ı da. Serdar Serdar'ı merak ediyorum hoca devam ettirecek mi diye. Ne güzel olur aslında ettirse. Yani gayet de güzel olur evet. Ama şeyi de anlarım. Koruyarak. Ee, hem koruyarak hem de Başakşehir'e karşı hani biraz Wellington'a döneyim. İç tekrar zaten Serdar'la yani iç derken daha zayıf rakibe karşı benim baskı kuracağım. Ee, ön alanda yabancı oyuncuları kullanacağım bir maç. yine Serdar'a dönerim fikri de olabilir. Tabii Başakşehir maçında yıpratıcı olabilir. Ama Gerçi ya, yani Ajax maçında da Serdar aa ne biçim oynadı diyecek kimse yani evet. bence. Bir Sivas maçında direkt şey iyi oynadı yani. E, Wellington rolünde oynadı. O, oyuna katılan bir stoper gibi de oynadı. E, çok iyi performans vardı. İşte belki o hocanın kafasını karıştırmış olabilir. Geçen sezon Hasitacı demişti ya. Tam böyle aslında kiralamayı düşünürken uzaktan bir gol atmıştı 30 metre. Evet. Şuradan işte çaprazdan. Kafamızı karıştırdı Hasitacı demişti. E, Serdar da hani tatlı bir şekilde kafasını karıştırmış olabilir hocanın. Beşiktaş bölümünü o zaman noktalıyoruz. Josep Rozier-Gezdal benim, Josep Batuha-Gezdal senin seçimlerin olduğu Beşiktaş-Başakşehir oynayacak oynayacak ee, ve biz de Beşiktaş bölümünü böylelikle noktalıyoruz.